Merhaba, ben Mesut Çevik. Yeni videoyla birlikteyiz. Bu videoda dünyanın en çok satan oyunları arasında gösterilen ve eğitim kurumlarında eğitim amacıyla dahi oynatılan Minecraft'ın Nvidia'nın Ray Tracing teknolojisiyle güçlendirilmiş olan versiyonunu deneyimleyeceğiz. Ray Tracing bu oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Eğer Minecraft'ı daha önce oynamadıysanız uzaktan bakıp ya kutu kutu bu oyundan ne anlıyorlar diyebilirsiniz ama bir oynamaya başlarsanız eğer o yaratıcılığınızı konuşturduğunuz ve kendinizin şekillendirdiği dünyalarda kapılıp gidiyorsunuz ve saatleriniz bu oyunda geçiyor. Dünyada en çok satan oyunlar arasında boşuna yer almıyor. Boşuna bu kadar fazla fanatiği yok. Şimdi dilerseniz lafı çok uzatmayalım. Hem Nvidia'nın RTX teknolojisi hem de DLSS 2.0 ile güçlendirilen bu versiyon bizlere neler sunuyor? Hemen deneyimleyip görelim. Şu anda oyunun ana menüsündeyim. Oyun Nvidia RTX 2080 Ti üstünde 3440x1440 piksel çözünürlükte çalışıyor. 2110p ekranda oynuyorum. Oldukça yüksek çözünürlükte performans sınırlarını zorlayan bir deneyim göreceğiz. Aynı zamanda Nvidia'nın Shadowplay teknolojisiyle kayıt altına alıyorum oyunu. Bunu göz önünde bulundurun. Bu da ekran kartından %5'e yakın bir performans kaybı yaşayabileceğimiz anlamına geliyor kimi noktalarda. Yani sol üst köşede yer alan performans değerlerini değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmanızda yarar var. Ray Tracing teknolojisinin aktif olduğu haritalarda Ray Tracing'in nimetlerinden yararlanabileceğimiz yansıyabilen dokular mevcut. Yani daha gelişmiş doku örnekleri var. Bu yüzden de Ray Tracing haritalar farklı. Nvidia bizlerin hızlı bir şekilde bu teknolojiyi deneyimleyebilmemiz için profesyonellere haritalar oluşturmuş bu dokularla, ama dilerseniz sıfırdan Ray Tracing destekli bir dünyada da başlayabilirsiniz. Ben bu videoda hızlı bir şekilde bu teknolojinin getirilerini sizlere anlatabilmek adına hemen Nvidia'nın daha öncesinde bir profesyonele hazırlattığı Ray Tracing destekli bir haritaya giriş yapıyorum. Evet, Ray Tracing destekli haritamızın içerisine girdik. Her yerde yansıma görüyorsunuz. Görebileceğiniz gibi bir Minecraft yazısı var. Yeşil renklerle bezenmiş, altında farklı ışık kaynakları var. Cam bir yüzeye yansıyorlar. Aynı zamanda güneş kaynakları var. Bakın şuradan ışık hüzmelerini görebilirsiniz. Yukarıdaki güneşten gelen ışıklar da farklı yansımalarla, hüzmelerle burada yer alıyor. Şimdi bu haritaya direkt bakınca tabii ki ne var ki ya, yansıma işte falan diyorsunuz. Ama normalde bu harita böyle, bakın RTX'i kapatırsak. Bu harita orijinalde böyle bir şey. Eğer bu dünyadaki gerçek ışıkları, gerçek gölgeleri, gerçek yansımaları alırsanız aha böyle bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Kuru, basit bir grafik. Ama Nvidia RTX'i aktif ettiğinizde karşınızda bambaşka bir dünya var. Özellikle DLSS ile beraber de inanılmaz keskin bir dünya sizi karşılıyor. Mükemmele yakın. Şimdi Minecraft'ın Ray Tracing versiyonunda ışık kaynakları tahmin edersiniz ki oldukça önemliler ve çok büyük bir öneme sahipler. Göreceksiniz her yerde bir ışık kaynağı ve bunun yansımaları var. Ray Tracing dediğimiz olayda bir ortam aydınlatması için bu teknolojiyi kullanabiliyorsunuz. Ortam aydınlatmasını yaptıktan sonra ortamdaki köşelerde kalan yerler düzgün gölgelemelere kavuşuyorlar. Daha yumuşak gölge geçişleri görüyorsunuz. Ama açıkta kalan direkt ışık kaynağının altında yer alan yerlerde ise daha yoğun, daha parlak dokular görmektesiniz. Aynı zamanda yansımalar var. Yansımalar da objeden objeye, dokudan dokuya fark eden yansımalar. Yani bakın cam bir yüzeyin üstündeki gördüğünüz gibi logonun yansımasıyla bu renklerin bir mermer yüzeyde ya da tuğla yüzeyde yansıması farklı. Hatta şöyle kıralım. Direkt bu yansımalar gerçek yansımalar oldukları için de objeyi kırdığınızda bu objenin kırık parçalarını burada görmeye devam edebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı oluşturuluyorlar ve yüzey gerçek dünyada bu ışığa nasıl tepki verecekse Ray Tracing teknolojisinde de aynen bu şekilde görüyorsunuz. Bakın şurayı görebiliyor musunuz, aradaki fark? ...50 yıl öncesinin oyunuyla 50 yıl sonrasının oyunu gibi. İnanılmaz bir teknoloji. Ve şuna inanıyorum, yani bir Minecraft oyuncusu için burası mucizeler diyarı gibi. Şimdi ayrı bir odaya çıktık. Düz bir oda, yukarıda ışık kaynaklarımız var.
bir odada farklı girişler görüyoruz. Peki ray tracing aktif edersek bu oda nasıl olacak? Dedim ya, ışık her yüzeyde farklı yansıyor diye. Bakın, kırmızı mermer var. Mermer yüzeyin üstünde ışık dağılarak yansıyor. Işık kaynaklarını görüyor musunuz? Yüzeyin üstündeki dokuya uygun olarak bunun yansıma yaptığını, değişim geçirdiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda güneş ışığının evin içine girişine bakın. Oda içinde görüyor musunuz? Çok güçlü güneş ışığı, ışık yüzmeleri oluşturmuş müthiş bir görsel var. Şimdi kapatalım, nasıl olacak? Evet. Görsel şov yerini 50 yıl öncesinin grafiklerine bırakıyor. Sadece güneş ışığının girişi de değil. Bakın, altından direkt baktığımda güneşi görüyor musunuz? Güneş kaynağını, ışık kaynağını o tarafta. Bakın, eğer tam noktasına gelirsem objelerin gölgesini de görmeye devam ediyorum. Bu bambaşka bir dünya, bambaşka bir grafik teknolojisi. Kapattığınız anda her şey o kadar basitleşiyor ki, bir PC oyunuyla aslında basit bir cep telefonu oyunu arasındaki fark gibi oluyor. Aynaları fark ettiniz mi? Bakın. Şimdi kapatalım. Hiçbir şey yok. Burası bir illüzyon odası. Sonsuz yansıma. Ray Tracing'in mucizelerinden bir tanesi oyunlarda. Normalde aynalarda karakterinizi bile göremediğiniz noktalardan nerelere gelmiş durumdayız. Baş döndürücü bir oda. Buradan hemen çıkıyorum. Ve lavlar. Kapatınca böyle bir oda burası. Ama açınca lavın kırmızısı her yerde. Aynı zamanda gerçek dünyadaki fizik efektlerini duyarlı doku kaplama teknolojisi de bu oyunun bir parçası oldu. Ve dokular da ayrı bir anlam kazandılar. Daha yüksek çözünürlükte, daha detaylı dokularla beraberiz. Şimdi yine farklı bir ortama geldik. Yine bir ayna var. Ama burada şunu da göstermek istiyorum. Bakın, mavi bir cam var. Mavi camın arkasından bakarken hem yansımalar görülüyor, hem de o camın geçirgenliği o kadar gerçek bir şekilde hesaplanıyor ki arka plandaki detayları da görüyorum. Ama görebileceğim bir yansıma varsa bu cam üstünde, o yansımalar, o kırılma efektleri de gerçek zamanlı olarak hesaplanabiliyor. Şimdi eski teknolojiye geçeyim. Alan eski teknolojide böyle bir yer burası. Bir büyüsü kaldı mı? Bence pek bir büyüsü kalmadı. Hele ışıklar da kapanınca hiçbir şey kalmadı gibi. Şöyle geçelim bakalım, buradan ne aktif ediyormuşuz. Heh, başka bir yere geldik. Tekrar açalım. Evet. Işık kaynakları, farklı renklerdeki ışık kaynakları farklı tepkiler vermesini sağlıyor dünyanın. Ve böyle bir görsel şov yaşıyoruz. Şimdi derseniz daha büyük, daha geniş bir haritaya geçelim. Evet, şu anda daha büyük, daha gelişmiş bir harita içerisindeyiz. Yine birçok farklı doku ve ışık kaynağı var. Zaten ışık farklılıklarından, işte HDR efektlerinden yine ray tracing'in aktif olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın, devasa yansımalarla, camlarla kaplı bir tavanın hemen altından geçiyoruz. Peki burası ray tracing olmadan nasıldı? İşte böyle düz kuru bir yer. Yine detaylı. Minecraft yine eğlenceli. Eğlencesiz bir oyun değil. Ama bakın şimdi burada bir, yani şelale yapmış. Güzel bir havuz yapmış kendine. Böyle anlam kazanıyor işte. Görüyor musunuz? Mükemmel. Işığın yarattığı etki muhteşem oluyor. Bambaşka bir dünya oluyor ya. Yani ışık sadece aydınlatmak için kullanılmıyor ya da gölge oluştursun diye kullanılmıyor. Objelerin her biri kendi yapısına göre bu ışığı kırıyor ve farklı efektler oluşturuyor. Yani mavi bir cam, mavi bir küp burada bir anlam kazanıyor. Şöyle aşağı doğru inelim, karanlık yerlere doğru. Mesela fenerler, en çok kullandığımız meşaleler, görüyor musunuz? Duvarda nasıl aydınlatma yapıyor?
Şu anda direkt güneş kaynağından gelen ışığı görüyoruz. Ama ne var? Arada mavi bir cam olduğu için o mavi camın bir mavi ışık etkisi var. O buraya şu anda yansıyor. Onu görüyoruz. Düz bir aydınlatma yok. Mesela yeşil bir camın arkasından baktığımız için ne görüyorsunuz? Arkası yeşil. Evet. Yine farklı bir noktadayım. Yine bir camın arkasından bakıyorum olaya. Sadece yerin altında değil, yerin üstünde de inanılmaz bir etkisi var bu teknolojinin. Gerçek anlamda etkileyici. Bakın şimdi yansıma farklarını göstereyim size. Suyun üstünde bir yansıma oluşturulmuş. Bu ray tracing ile oluşturulan bir yansıma değil. Standart geleneksel ışık hesaplamalarıyla yapılan, daha öncesinde planlı bir yansıma. Ama ray tracing'i devreye soktuğumda suyun üstündeki kırılma yüzdesi de hesaba katılıyor. Çünkü bu su yüzeyinde ışık belli bir oranda kırılır. Eğer siz bu kırılmayı hesaplamazsanız oluşturduğunuz yansıma böyle düz kopyala yapıştır tarzında bir yansıma olur. Ama ışığı da nasıl kırıldığı ile ilgili hesapları bu planın içine dahil ettiğinizde suyu da görüyorsunuz. Suyun üstündeki yansımaların gerçek zamanlı akışını da görüyorsunuz. Bakın soft shadows denen o yumuşak gölgelemeler burada. Gölge geçişlerini görüyor musunuz? Aydınlık ortamdan karanlık ortama doğru geçerken bile o ara tonların hepsi gerçek ışık hesaplamaları sayesinde burada. Biraz evvel aşağıdaydık. İşte bu camların altından aşağıdaki mekanı görüyorduk. O yüzden mavi oldukları için biz de ışığı o mavi camın üstüne kırılmış olarak yerin altında görüyor. Etrafı mavi şekilde aydınlattığını görüyorduk. Nvidia RTX teknolojisi gerçek anlamda bu oyunu farklı bir seviyeye taşımış. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Bu videoda Minecraft'ın Nvidia RTX ve DLSS 2.0 ile güçlendirilen versiyonunu deneyimlemiş olduk. Nvidia'nın RTX teknolojisi yansımalar, gölgelerle oyunu bambaşka bir seviyeye taşırken DLSS 2.0'da görüntüyü daha yüksek çözünürlükte, daha net, daha kesin görmemizi sağlarken en az şekilde performans kaybetmemize yardımcı oluyor. Yani bu ne anlama geliyor? Performans kaybı olmaksızın neredeyse yüksek çözünürlükte, yüksek detaylı oyunları artık ray tracing aktif bir şekilde deneyimleyebiliyoruz. Bu büyük bir başarı gerçekten. DLSS 1.0 bekleneni tam olarak sağlayamamıştı ama DLSS 2.0 görülüyor ki oyun sektörü tarafından daha hızlı kabullenilecek ve kullanıcıların beklentisini tam olarak karşılayabilecek grafiksel kaliteyi de sunacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.